Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Allahumma Rabbi inni la ahsi thanaan alayk fa anta kama athnayta ala nafsik wa la hawla wa la quwwata illa bika ya rabbal alamin. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bir cuma günü akşamı yine varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında gençlerle söyleşi adıyla yaptığımız bu içtimamızda bu kez taammüt kavramını konuşacağız. Nasıl bir şeydir? Hayatımızda ne kadar yer ediyor? Bizim sonsuz geleceğimizde ne tür bir katkısı olabilir? Tabii bu kadar aradan sonra, yanılmıyorsam 2 seneye yakın, evet takriben 2 sene oldu. Biz bu salonda bir araya gelmedik. Ve yine hafızam beni yanıltmıyorsa, İlk kesintinin olduğu hafta da dahil olmak üzere Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle bir şekilde uzaktan kayıtlarla ondan sonra ara vermedik. Ve yine o sanal mecra üzerinden belli konuları ele almak suretiyle buluşmalarımıza devam ettik. Bu kadar uzun bir zaman süreceğini hiç tahmin etmemiştik. Birkaç hafta diye düşünmüştük ama neredeyse 2 yıllık bir ara oluştu. Ama Allah'a hamdolsun tekrardan yine beraberiz. Belli canlar kayboldu. Allah Azze ve Celle onları bu vesileyle ecellerini takdir edip hayatlarını sonlandırdı. Allah onlara rahmet etsin. Aramızda hasta olan çevremizde, akrabalarımızda. Cenab-ı Hak onlara şifa ihsan eylesin. Bizlere de gelecek günlerde şifamızı, sıhhatimizi daim eylesin. Hayat bizim açımızdan hayırlı olduğu sürece bize hayatı nasip etsin. Dilerim Allah Azze ve Celle'den. Taammüt, Arapçadan geçmiş bir kavram. Bazı ayetlerde de yer alıyor. Kişinin amd yani kast etmesi, bir şeyi yapmak üzere ciddi manada bir plan, bir hazırlık, bir kasıt oluşturması ve sonra bunu icra etmesi. Eğer ki böyle bir kasıt bulunmaz ise, yani taammüden olmaz ise, işlerin rengi değişiyor. Hem Allah Azze ve Celle'nin katında değişiyor, kulların katında da öyle. Yani size bir şeyi yanlışlıkla yapan bir kimseyi suçlayamıyorsunuz. Cenab-ı Hak da suçlamıyor. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ Hataen yaptıklarınızda sizin için bir günah yok. وَلَكِنْ اَمَا مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Fakat kalplerinizin taammüden yaptıkları o başka. Eğer ki bir şeye biz taammüden yapıyorsak, kasıt var. Orada bizim cürüm dediğimiz şey, o bizim taammüdümüze dayanıyor. Adamın baktınız ki bir taammüdü yok. Yani kapıyı açarken kapının arkasında duran kişiye vurmuş. Ama kapının arkasında kim var kim yok bilmiyor. Dolayısıyla bu kişi işlediği bu cürümden ötürü velev ki o kişi düşüp ölse bile yani sonuçlansa bu ancak olsa olsa hataen olabilir. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا Bir kimse bir mümini katledemez, bir mümin başka bir mümini katletmez, edemez. İlla hataen, ancak hataen olabilir. Yani içi dolu olup olmadığını bilmiyordu.
böyle bir sıkayım derken aman Allah'ım yani ihmal diyebilirsiniz. Ama bazen öyle hata var ki öyle hataen var ki hiç içerisinde cürüm saklı değil yani. Dolayısıyla cürüm taammütle yani kişinin kastıyla ilişkilen bir şey. Taammüt dediğimiz şey de yani oluşturduğunuz o kötü kasıt da bunun yani bizim fiziksel boyutlarımızla da bir ilişkisi yok. Hacimsel olarak bizim ağırlığımızla da bir ilişkisi yok. Ağırlık olarak bunu ne kadar bir sürede işlediğimize dair zaman aralığıyla da bunun bir ilişkisi yok. Yani içinde bulunduğumuz uzay zamanda bu dört boyutun dördüyle de çok da alakalı bir şey değil. Yani adam şöyle düşünün 50 kiloluk bir adam da cinayet işlediğinde onun taammüdüne bakılır. Bu kimsenin hayatına kastetmiş mi diye. Tamam. Adam 100 kilo olsa değişen bir şey var mı? Hiçbir şey değişmez. Sonuçta onun taammüdü önemli. Bu kişinin hayatına kastetmiş mi? Ona bakılır. Dolayısıyla ağırlığıyla önemi yok. Şeyle de ilişkili değil. Hacmiyle de ilişkili değil. Çok hacimli olmasıyla ya daha az hacimli olmasıyla, boylu olmasıyla, daha az boylu olmasıyla. Bu işi ne kadar bir zamanda yaptığı da, ne kadar bir zaman süresince, 30 saniye mi? Adam öyle silah geliştiriyor ki, yani kılıçla eskiden vurup adamı öldürmesi belki bir 20 dakika çabalamayla, uğraşmayla oluyorsa, şimdi tetiği saniyeler içerisinde çekiyor ve ortaya bir taammüdünü, kastını karşıya karşı, kişiye karşı. Nedense hep taammüdü en çok iyi belirgin ifade ettiğimiz şeyde aklımıza cinayet geliyor. Ve daha ziyade geri dönülmez biçimdeki taammütler. Yani taammüt şu kadarcık da olabiliyor, bu kadarcık da olabiliyor. Onu büyütebiliyorsunuz, çok daha büyük de yapabiliyorsunuz. Yani bir kişiyi mesela sonsuz bir biçimde geri dönülmez bir şekilde onu hayattan da yok edebilecek bir taammüdümüz olabilir. Adam planlamış, onu uçurumun yanına götürecek, uçurumun kıyısında oturtacak, sonra onu farkında olmadığı bir anda uçurumdan aşağı atacak. Ne yapmaya çalışıyor? Onun hayatına geri dönülmez bir şekilde son vermek istiyor. Bu taammüt ne kadar büyüdü? Yani o kişi eğer bir eceli olmasaydı ki o onunla alakalı değil, o başkasının takdiri, Allah Azze ve Celle'nin takdiri. Bu adamın hayatına sonsuz bir biçimde kast edip ortadan kaldırdı. Şimdi böyle birisi hasbelkader kurtarsa oradan ağaca, dala tutunsa, dönse bu adam beni affet dese ne diyecek ona? Sen beni bir günlük, 3 günlük, 5 günlük yok etmek istemedin ki. Sen beni bütünüyle ortadan kaldırmak istedin. Taammüdün o kadar büyük ki. Dolayısıyla bu taammüdümüz kara delik gibi çok büyüyebilir. Yani bir kimse düşünün ki bu yer küre uzaktan öyle bir silah icat etsek ki nükleer bir şey mesela. Bunu tıklayınca düğmesine basınca burayı bütünüyle buradaki hayatı ve hatta yerküreyi yok edecek olsa buna kasteden taammüt ne kadar bir taammüt? Çok büyük bir taammüt. Dolayısıyla taammüt dediğimiz şeyin içinde bulunduğumuz boyutlarla bir sınırı bulunmadığını söylemek için ifade ediyorum. Bu çok daha fazla büyüyebilir. Kişinin taammüdü kastettiği şeyin büyüklüğü kadar büyüyebilir. Diyeceksiniz dünya, gezegene, yıldızlara, onlara da mı kastedebilir? İçinden bunu geçirebilir. Daha da öteye gidebilir. Hepsinin var edicisine karşı ona yönelebilir. Bu artık içimizdeki taammüdün var eden kudretin olanca büyüklüğüne, azametine, kudretine rağmen onu yok sayacak, ona karşı cürüm işlemeyi, onu hiçe saymayı. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Kalplerinizin bu kazandığı şey var ya, asıl Allah'ın katında önemli olan o. Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir kasıt
Orada büyütüyorsunuz. Şimdi bir kimse mesela Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Bir kimse bir mümini taammüden öldürse, adamın hayatını tamamıyla ortadan kaldırmayı taammüd etmiş. Bilerek yapmış bunu ve isteyerek. Artık o yaşamasın istiyor. Bir adamı bir gün susuz aç bıraksanız taammüden, bir günlük bir hayattan onu uzaklaştırma, o da belli boyutlarıyla. 2 gün olsa, 3 gün olsa, 4 gün olsa, katlederek ne yapıyorsunuz siz? Bütünüyle onu hayattan koparmaya çalışıyorsunuz. Taammüd kişinin içerisinde bu düzeyde büyüyebilir. Bu bizim ebatlarımızla ilişkili bir şey değil. Adam diyemez ki hakimin karşısına geçip, siz bana işlediğim bu cinayetten ötürü işte 50 yıl biçtiniz veya ömür boyu veya 100 yıl, bazen 200 yıl oluyor. Ama ben bunu, yani ne yaptım, bir sabah kalktım, planladım, oluşturdum, çizdim, götürdüm, gidip adamı katletmem saniyelerimi aldı, tetiği çektim, o kadar. Bu kadar bir şey olmamalı. Bundan ne kadar zaman önceydi biliyorum, bilmiyorum. Yeni Zelanda'da birisi silahını hazırlamış, çıktı geldi mescidin içerisine girdi. Kaç kişiyi katletti? Onlarcasını, bilmiyorum, sayıyı da unuttum şimdi. Çok fazla kimse, sayıda kimseyi hem de saniyeler içerisinde, belki dakikalar içerisinde katletti. Nice insanın hayatına taammüt büyürse bir kimsenin, o öyle nice kendisi gibi insanı hayattan bütünüyle koparabilir. Dolayısıyla cürümle de, cürüm dediğimiz şey bu taammütle ilişkili. Hakim de ona bakıyor. Bakıyor bunun taammüdü var mı? Eğer yoldan geçerken adamla söz dalaşı etmiş de orada ne bileyim yani bir şekilde itişmişler, kakışmışlar, adam ölmüş ise farklı bakıyor bu meseleye. Ama önce olay mahalli incelemesi yapmış, kişiyi tanımış, onunla husumeti var, hazırlık yapmış, şuradan çıkar buradan vururum, illaki onu katletmeyi planlamış. Taammüdü ortaya çıkarsa o zaman cürüm bu taammüde uygun olarak büyüyor. Allah Azze ve Celle bizi hayatımızda çok kez taammüt üzere yakalıyor. Daha baştan Hazreti Adem ve çocukları baktığınız zaman iki kardeş biri diğerini taammüden öldürüyor, katlediyor. Ve bütün insanlık tarihinde onun Kabil'in Habil'i katlettiği لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي. Habil dedi ki elini uzatsan beni katletmek için لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ. Ben elimi seni öldürmek için kaldırmayacağım. Sen bunu inni uridu en tebu'a bi ithmi ve ithmik, benim günahımı da kendi günahında yüklenip böylece fetekune minel zalimin, zalimlerden olasın. Bütün suç senin üzerine kalsın. Ne yapmaya çalışıyor? Taammüdünü tamamen ona bırakıyor. Yani ben de şey yaparsam bu müdahalede karşılıklı şeyde hani benim de onu biraz kışkırttığım düşünülebilir. Belki bu işte bir miktarda bana, hani trafik kazasında %20, %80 gibi. Hayır, hiç elimi kaldırmayacağım. Senin taammüdün %100 benim aleyhimde, beni katletmek hususunda apaçık olsun diye. Biz bu dünya hayatına girdiğimizde taammüdü öğreniyoruz. İçimizde beliren ve bizi başkalarına yönelik olarak kötü bir şey yapmaya, sonra bir başka taammüdü öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle'ye karşı içimizde beliren ve Cenab-ı Hakk'a saygısız, onun emrine karşı özellikle kasten karşı duruş. Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle'ye karşı olunca neyde olduğu da çok önemli değil. Küçük büyük. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la sagirete me'al israr. Küçük de olsa eğer ısrarla, taammüden, kasıtlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı yapıyorsan büyük bir cürüme dönüşür. Allah Azze ve Celle dedi ki estaizu billah la taktulus sayda, av hayvanlarını öldürmeyin. Ve entum hurum, siz ihramlıyken. Normalde avlanmak hiçbir sakıncası olan bir şey değil. Yani helal bir hayvanı gidiyorsunuz,
avlanıyorsunuz, yiyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, ihramlıyken yasaklıyorum. لَا تَقْتُلُوا السَّيْدَ Av hayvanını katletmeyin. وَاَنْتُمْ حُرُمْ Siz ihramlıyken. Normalde helal olan, hiçbir sakıncası olmayan ama özel bir durumda yasaklanmış bir şey. Neye benzer? Sınıfta hoca diyor ki, yeme içmeyi yasaklıyorum. Dışarıda yiyin. Normalde yemekte, içmekte gayet normal şeyler. Problemli olan bir şey değil. Ama sınıfta yediğin zaman hoca yasakladı. Bu kez hocanın yasağını delmiş, onu saymamış oluyorsun. Ona karşı baş kaldırı şeklinde bir taammüdün ortaya çıkıyor. Bu önemli. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَنْ قَتَلَهُ Sizden kim katlederse? مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا Müteammiden kim katlederse, yani Allah yasakladı ama olsun, ben de ihramlıyım, olsun, bile bile ben bu ayva hayvanını katleteceğim dese, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا Biz aslında ayetin kalanını çok böyle şey beklemiyoruz yani. Günah işlemiş olur, bir daha yapmasın, böyle bitsin bekliyoruz, bitmiyor. Çok uzuyor bu ayet. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ Onun cezası مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ Katlettiği hayvanın dengi bir hayvan bulunacak. مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden adalet sahibi iki kimse buna hüküm edecek. Bu hayvan bunun dengidir diye. دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ اَخَرَانِ مِنْ يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلٍ هَدْيَنْ بَالِغَ الْكَعْبَةِ Kabe'ye ulaşacak bir de bu. Yani bu denge hayvanın kurban edilmesi Kabe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. هَدْيَنْ بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ يَهُدْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاك۪ينَ Yahut miskinlerin doyurulacağı bir kefaret verilecek. اَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا Yahut bunun dengi bir oruç tutulacak. Bu kadar tafsilatıyla Cenab-ı Hak bu meseleyi çok da kimsenin başına gelecek bir şey değil. Belki ayet indiğinden beri kaç kişi yani ihramlıyken avlanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bir defa bu zamanlarda hiç olacak bir şey değil. Uçaktan avlanamazsınız. Karayoluyla giderken de avlanacak imkan bulamazsınız. Olsa olsa o zamanlar üstelik biraz da av hayvanlarının olduğu bölgeden geçeceksiniz ve böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Ama mesele taammüd meselesi, taammüdün nasıl bir şey olduğunu gösterme meselesi olunca olayın yaşanılabilir ihtimali değil, cürmün taammüdle ilişkisi örneklenmesi bakımından dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak dedi ki, عَفَ اللّٰهُ عَمَّا سَلَفْ Cenab-ı Hak geçmiştekini affetti ama وَمَنْ عَادَ Eğer tekrar taammüden ihramlıyken avlanırsanız فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْ Allah ondan intikam alır. Allah Allah! Mesele intikama kadar gitti. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ فُنْتِقَامُ diye bitiyor ayet. Allah azizdir. İntikam sahibidir. Çünkü burada önemli olan saygısız davranmanın taammüden gerçekleşmesi. Ya aslında normalde çayını sınıfta içen bir çocuk değil ama benim dersime çayını özellikle alıyor getiriyor. Gözüme soka soka bak görüyor musun çay? Ben geldim. Sen bir şey yapamazsın bana. Dert çay içmesi içmemesi elinde bardakla gelmesi olay o değil. Olay taammüden hududu tanımama hususundaki başkaldırı. Dolayısıyla cürmün niteliği taammüdle ilişkisi, oradaki kasıt karşı tarafa göstermek istediği ben seni saymıyorum, seni adam yerine koymuyorumdaki başkaldırı. İşte kulu Allah Azze ve Celle karşısında helaka götüren de içindeki bu taammüd. Bu taammüdün dışa ne şekilde vurduğu çoğu zaman önemli değil. Bazen namaz kılmayarak, bazen Cenab-ı Hakk'ın emriyle oruçları tutmayarak, bazen
ibadetler üzerinden, bazen başka şekillerde ama her halükarda Cenab-ı Hakk'a baş kaldırı hangi biçimde olursa olsun saygısız kalmak isteyen kişi taammüdünü yaşamaya kalktı mı Cenab-ı Hak'la arası açılıyor. Bunun sonsuz bir gelecekte ve sonsuz bir cezayı hak edecek düzeyde büyüyebilmesinin bir tarafı bu kişinin içerisindeki taammüdün uçsuz bucaksız çoğalabilmesi. Yani öyle onun bedeniyle sınırlı bir şey değil. Zaman açısından ömrüyle de sınırlı bir şey değil. Boyutlarıyla da hiç değil. O bakımdan kalkıp diyemeyiz. Ya işte bu kadar bedenimiz de yani ve bizi böyle cezalandırmak istiyor Cenab-ı Hak. Önemli olan burada cürmün niteliği, nasıl bir kasıt barındırdığı. Yani adam ele geçirmek istiyor nükleer santrali, işte yakaladınız baktınız veya nükleer sistemleri, bütün diyelim dünyayı imha etmek istiyor. Taammüdün büyüklüğüne bak sen. Bu adam tam teşebbüs üzere yakalansa bunun taammüdünü ne yapacağız? Nereye koysan sığmaz. Devasa bir taammüd. Binlerce değil, milyonlarca, milyarlarca insanın hayatına kastetmek istiyor. Bir insanın içinde bir taammüd bu kadar büyüyebilir mi? Hepimiz biliyoruz ki büyüyebilir. Bir insan böyle bir şey yapabilir. Dünya hayatı taammüdümüzü yaşadığımız, onu bir direksiyon gibi kontrol ettiğimiz bir süreçte ilerliyor. Peki bu taammüd kararlı bir şekilde sonsuz bir hal alabilir mi? Ki biz böylece sonsuz bir cezaya müstahak olalım. Taammüd kararlı bir şekilde. Adam yanlış yapmış, taammüdü belirgin. Fakat pişmanlık dediğimiz bir şey var. Yani şimdi olsa yapmazdım diyor. Bu ne demek? Kastını geri çekebiliyor. Peki bu düşe kalka insanlar özellikle Yaradan'la olan ilişkisinde taammüdünü yönete yönete küçük yahut büyük hususlarda Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık ortalama, saygısızlık yolunu seçenler bir güruh oluyorlar. Saygılı davranmak yolunu seçenler bir güruh oluyorlar. Bunların kastı bu yönde ilerliyor. Bunların da kastı bu yönde ortalama ilerliyor. İyi yönde gidenlerde de hala düşme kalkmalar var. Kötü yönde gidenler de gitgide uzaklaştıkça artık rafine kötülük halini almaya doğru ilerliyorlar. Ve bu bir yerden sonra taammüdün aynı böyle ağaç ilk baştan yaşken eğilir misali ilerledikçe artık belli bir üst üste gelen tercihler, kararlar, kararlılıklara dönüşmeye başlıyor ve taammüd betonlaşmaya başlıyor. Öyle bir an geliyor ki Allah Azze ve Celle'nin ilminde o kişinin taammüdü artık fixleniyor. Yani ne demek fixleniyor? Bu kişi Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığı seçtiği bu hayat yaklaşımında bundan sonra ilave ekstra kendisine verilecek zamanlarda artık bir değişim sergilemesi ihtimali ortadan kalkıyor. Bunu laboratuvarda yaptığınız bir deney gibi düşünün. Deneyi başlıyorsunuz çalışmaya. Belli tepkiler veriyor, ölçümler yapıyorsunuz. Belli tepkiler veriyor. Siz de kontrollü deneyi belli bileşenleri değiştirerek sonuçlar alıyorsunuz. Bir yerden sonra kararlı bir tepki vermeye başlıyor. Artık grafik zaman ekseninde, zaman ilerlediği halde tepki aynı, kararlı bir doğru şeklinde ilerliyor. Onun daha yeni yeni devam ediyorsunuz, ediyorsunuz, bakıyorsunuz değişmiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Ucuna bir ok çiziyorsunuz. Manası şu, böyle gidiyor. Sonra artık deneyi, ortamı kaldırıyorsunuz. Çünkü siz tepkimenin neticesini artık ortaya çıkardınız ki bu böyle bir tepkime veriyor, sabit. Allah Azze ve Celle'nin bizi içine aldığı hayat dediğimiz bu süreçte onun ifadesiyle, Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle söylersek, bir kısımları öğüt alıyor, o öğüt almak diyor buna. Öğüt alıyor ve Yaradan'ı tanımak, sevmek ve saymak hususunda bir yön çiziyor. Bu yolun adı şükür yolu.
inna hadaynahu sabila. Yollar çift. İmma şakiran, ya şükredenlerden, ve imma kafura, ya da nankörlük edenlerden. Şükredenlerden olan kul şükredebilme yolundaki başarısını öğüt almaya bağlamış Cenab-ı Hak. Yani yaşadığı, deneyimlediği, tecrübe ettiği şeylerden her defasında öğüt alarak pozitif katkılarla hayatına yansıtıyor ve dolayısıyla da iyileşme süreklilik arz ediyor. İyileşiyor, iyileşiyor, iyileşiyor. Belli bir iyilik düzeyine kavuşuyor ve bunun görünümü artık iyi yönde belirginleşiyor. Allah Azze ve Celle'nin ilminde bu adam öğüt alan bir kimsedir. Buna bundan böyle 100 yıl daha verilse, 200, 300, 500 yıl daha verilse de bu tercihini ve kararlılığını, yani bu yöndeki kastını artık bozmayacağı anlaşıldığı bir anda dünyadaki bu laboratuvar ortamındaki bu geçici, sınırlı ve süreli yoklama ortamındaki işi bitmiş oluyor. Bu şükredenlerden biri oldu. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'ye karşı taammüdünü, yani cürüm işleme, onu saymama, onun olurlarını olmazlarını dinlememe, emirlerine yasaklarına dikkat etmeme, hususundaki yanlışlarını her defasında yeni yanlışlarla sürdüren, devam ettiren, belki zaman zaman vazgeçiyorum dese de sonrasında yine daha korkunç devam eden bir kimse bir yerde öyle bir hal almaya başlıyor ki artık tepkisi kararlı hal alıyor. Artık şeyi bile hiç düşünmemeye başlıyor. Tevbe etmek, tekrar iyileşmek, bunu aklından geçirmek. Bu da tepkisi kararlı bir hal alınca bunun da sınavı bitiyor. Bu şu demek, bundan sonra buna 100 yıl daha da verseniz, 200 yıl daha da verseniz artık tepkisi kararlılık göstermiş. Diyeceksiniz bunun bizim bildiğimiz cinsten, Allah'ın yoklama sisteminde olabilir ama bizim bildiğimiz cinsten, mesela insanlar arası ilişkide biz de buna yakın bir sonuca gidebiliyor muyuz? Olabiliyor. Mesela adamın 40 yıllık arkadaşı ondan öyle emin oluyor ki siz deseniz ya falanca şöyle bir şey yapmış deseniz hayır. Benim 40 yıllık arkadaşım diyor. Onu ben her türlü iyi kötü koşullarda onun nasıl bir davrandığını, tepki verdiğini bilirim. Yani onunla ilgili çokça deneyimleriniz onun yaklaşımına dair, kararlı yaklaşımına dair size güçlü bir intiba oluşturmuş. Bu bizde bile böyleyken, yani özellikle 50 gençlerde etraflarıyla ilgili böyle konuşmaları zor olabilir. Yani kaldı ki onlar da bazen çok iddialı oluyorlar. Benim kankam yapmaz diyor. Yani 2 yıllık arkadaş deneyimi var. Sonra ondan bir ne diyelim kötü muamele görüyor. Nasıl oldu diyor. Yani ama 50, 60, 70 sene yaşamış olanlar uzun vadeli ilişkilerinde belli bir kararlılığı, yani kişi karakteri analizinde etraflarıyla ilgili söyleyebiliyorlar. Ama bunlar biz insanların söyleyebildikleri. Bir de Allah Azze ve Celle yaratan kudret. Cenab-ı Hak diyor ki biz bu kutu gibi düşünün dünya hayatını. Bu dünya hayatındaki işlemden geçirdiğimiz zaman ki bu işlemin tamamı bütün imkan ve süre ile ifadesi ömür. Buradan geçirdiğimiz zaman öğüt alacak kimseler istisnasız hepsi öğüt almış oluyor. Asla öğüt almayacak olanlar da öğüt almamış olarak çıkıyor. Yani çıktılara baktığınız zaman bu kutunun dışına, kabir ve sonrasına baktığınız zaman iki türlüler. Öğüt almamış olanlar, öğüt almış olanlar. Cenab-ı Hakk'a desek ki bu çıktıyı biz tekrar getirsek, girdiye giriş tarafına getirsek, bir daha soksak ne olur? Allah Azze ve Celle diyor ki bizde fire yok. Öğüt alacaklar, yine öğüt almış olarak çıkacaklar. Peki öğüt almamışlardan ne bileyim bir ikisi belki bu sefer öğüt alır. Yani ikinci aklıma böyle kıyma çektiriyoruz ya, bir çektiriyoruz bir daha çektiriyoruz. Nedense o geldi. Yani oradan bir kişi daha belki öğüt alır. Cenab-ı Hak dese ki bize belki bir %10 daha ilave öğüt alan çıkar.
Biz deriz ki ya Rabbi, o zaman yani bu adamların hakkıyla sen sınavlarını, onların taammütlerini, kasıtlarını, sana karşı duruşlarını tam tamamlamadan çıkarıyorsun demek ki. Bak, tekrar bir geçirince sistemden birkaçı iyileşme gösterdi. Veya iyi çıkanlardan birkaçı kötüleşse, onların da yeterince yoklanmadığı kasıtlarının, Cenab-ı Hakk'a karşı duruşlarının kalıcı şeklinin, kalıcı bakın, kalıcı nihai şeklinin iyice netleşmeden sınavdan alındıkları. Yani laboratuvarda deneyi yarıda bırakmak gibi. Eğer onun kararlı neticesini ortaya çıkarmadan kapatırsanız deneyi, o ödev yapılmış olmaz. Cenab-ı Hak buna cevap verdi. Allah Azze ve Celle dedi ki, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ. Bundan önce şu ayeti okumalı. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu çıktı, yani dünyadan çıkmış bulunan kimseler, tabi iyiler demiyorlar, ya Rabbi bizi bir daha gönder, bir daha bir dünyadan geçelim imtihandan demiyorlar. Sınavdan iyi çıkmış kimseler bir daha sınava girelim demezler. Bazen hoca böyle yanlışlık oldu, sorular bilmem ne olmuş, sınavı tekrar yapacağım dediğinde en çok iyi alanlar üzülüyor. Hocam ama biz iyi aldık, şimdi ne olur diye. Ama onlar hiçbir zaman tekrarını istemez. Fakat kötü sonuç almış olanlar yeniden istemek durumundalar ve istiyorlar. Cenab-ı Hak'tan da istiyorlar. Dediler ki, Rabbena erci'ana na'mel salihan. Ya Rabbi bizi geri döndür. Bu kez salih ameller işleyelim. Gayrellezî kunnâ na'mel. Önceden yaptığımız o kötü ameller gibi değil. Bu kez iyi ameller yapacağız. Bizi geri döndür. Cenab-ı Hak onlara ne dedi? Allah Azze ve Celle dedi ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Biz size öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir ömür yaşatmadık mı? Bu hayatın özeti ve tanımı. Öyle yıllarla ilişkili bir şey değil bu. Bakın, demiyor biz size 40 sene yaşatmadık mı? Demiyor biz size 50 sene yaşatmadık mı? Biz size 10 sene yaşatmadık mı demiyor. Orada dese ki biz size 70 sene yaşatmadık mı? Biz okuyunca ayeti, aman Allah'ım, babam şu yaşta öldü. O zaman 20 senesi eksik. Daha çok bir şeyler yapabilirdi. Zaten hacca gidecekti vesaire diye bu işin zaman boyutuyla alakalı bir itirazımız olabilirdi. Cenab-ı Hak zamandan ifade etmiyor. Öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı, yani senin öğüt alacağın olsaydı bizim verdiğimiz ömür illa o öğüdü aldığını ortaya çıkaran bir ömürdü. Öğüt almadan çıktığına göre sen asla öğüt almayacak bir tipsin. Yani seni yüzyıllar da yaşatsak öğüt almayacaksın. Bizim sistemimiz böyle dakik ve fire vermeyen bir işlemden geçiriyor insanı. Bize dönüp Cenab-ı Hak dedi ki, bu ayeti Cenab-ı Hak ile onlar arasındaki diyalog olarak okudukça hep derdim ki, ya Rabbi ama adamlar çok istekli yani, dönseler de mi olmaz? Başka bir ayette Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَوْ رُدُّوا, biz onları geri döndürsek, لَعَادُوا لِمَنْ هُوَ, o yasakladığımız biçimde ki yaşam yaklaşımlarına, tarzlarına, yani yaratıcıyı yok sayan, ona saygısız bir biçimde yaşayan hallerine geri dönerlerdi. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Yıllar sonra düşünüyorum şimdi, Allah Azze ve Celle'nin bundan gayrı bir biçimde bizi sınaması zaten mümkün değildi. Yani Cenab-ı Hak öyle bir sınava yapacak ki, ama bu fireli olacak ve bize diyecek ki belki işte yani geri dönen olabilirdi. Eğer yaratan oysa ve var ettiği varlığa bahşettiği iradeyi, ki bize müstakil kişilikler bahşetmiş. Bunu biz yapabilmeyi aklımızdan bile geçiremiyoruz. Yani bir robot yapabiliyoruz. Yürüyebiliyor, gelebiliyor. Ama biz şu anda bir irade sahibi kişilik
oluşturabilmeyi aklımızdan bile geçiremiyoruz. İrade dediğim özgün kişilik, sizinle konuşacak, duyguları olacak, sevecek. Aynı böyle karşınıza alıp oturup konuşabileceksiniz. Çıkınca kararını değiştirebilecek yahut farklı davranabilecek. Onun nasıl davranacağına siz hükmetmeyeceksiniz. Onu kendi şeyinizden koparıp ona müstakil bir alan açacaksınız. Özgürlük vereceksiniz. Biz yaptığımızı kendimizle olan bağlantıdan koparamıyoruz. Yani yaptık robotu, tamam, programladık. Sonra dönüp bakıyoruz ki biz nasıl programladıysak öyle yürüyor. İşte şu vakitte gitsin demişiz, gidiyor. Şu vakitte gelsin demişiz, geliyor. Elimizi kaldırınca televizyon kapanıyor, parmaklarımı görüyor. Benimle hala irtibatta. Ben böyle yapınca çay getirsin demişim, robot çay getiriyor. Ben şu hareketi yapınca şunu yapsın demişim. Biliyorum, her şeyi ben programlamışım. Kendimden bağımsız, bizim şeyimizden koparıp ona irade veremedik, vermiyoruz. En iyi düşündüğümüz şey veri madenleri üzerinden olabildiğince fazla opsiyonu onun programına yerleştirip bunlardan herhangi birini en muhtemel olarak pi sayısının uzantısındaki gelen sayıya bağlı bir biçimde seçmesi. Bağımsız derseniz böyle bir şey, ama bu da ne yaptığı belli olmayan saçma sapan bir şey olabilir. En uygun ihtimali bizim seçmemiz demek zaten bize bağlı. Yani şöyle şöyle olursa, hey Siri böyle cevap ver. Adam derse ki teşekkür ederim, böyle de. Ama adam derse ki ya sen de hiçbir şey bilmiyorsun. O zaman de ki kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şöyle yapacağım, ama bunların hepsini biz öğrettik. O hiçbir zaman gerçek bir kişilik değil. İlk başlarda çocuklar eğleniyorlardı. Onu bir gerçek kişilik zannederek, ama çok kısa süre sonra anladılar ki o da bir kişilik yok. Ha böyle deyince böyle diyor, böyle deyince böyle diyor. Bize Cenab-ı Hak o nasıl bir yaratma kudreti varsa kendi azameti, büyüklüğünün dışında bize sınırlı ve sorumlu bir alanda irade bahşetti. Ve biz o iradeyle iyi yönde yahut kötü yönde niyet alabiliyor, kasıtta bulunabiliyor, taammüden cürüm işleyebiliyoruz. Ama dikkat edin, bu sınırlı ve sorunlu bir alanda, demin bahsettiğimiz bir kutu içerisinde gerçekleşiyor. Seçeneklerimiz sınırlı, imkanlarımız sınırlı, hayatımız sınırlı, ama taammüdümüzün önü açık. İstersek alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle, ki onun kudreti ve büyüklüğü, varlığın büyüklüğünden vesaire bağımsız, hepsine aşkın, el-ali, el-azim olan Allah'a bile doğrudan sözlü, onu en aşağılayıcı şekilde ağzımızdan çıkarabiliyoruz. Bu ağzımızın boyutlarıyla ilişkili bir şey değil. Cenab-ı Hak dedi ki, kaburat kelimeten, bir tane kelime, takhrucu min efvahihim, ağızlarından çıkıyor, ama ne kadar büyük, kaburat, o kadar büyük bir kelime ki, ağızlarından çıkıyor. Kaburat kalimeten takhrucu min efvahihim. Bazen Cenab-ı Hak diyor ki sizin o taammüdünüz, o cürmünüze tekadu semavatu yetefattarna. Gökler ne kadar büyük. Gökler parça parça üzerine çökmek istiyorlar. Gökler böyle yarım yarım yarılıp o kişinin üzerine yığılmak istiyorlar. Yer ona zemin oluşturmaktan İmtina etmek istiyor. Tekadu semavatu yetefattarna min fawqihim ve tenşakku'l ardu. Yer böyle yarılmak istiyor. O kişiyi içine alıp üzerine kapanmak istiyor. Bu olaya tanık olmak istemiyor. Bu nasıl bir cürüm? Nasıl bir taammüd? Alemlerin Rabbine karşı saygısızlık. Ona karşı en ağır hakareti. Bazen küfrü bile Cenab-ı Hakk'a karşı. Peki bu kişi düşer kalkar, bugün böyle, yarın böyle, ama bunun kalıcı bir hal almasına ne dersiniz? Eğer Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi düşünür, Allah Azze ve Celle'ye, dünyaya, dünyadaki hayatına geri döndürülse bile, kaldığı yerden devam edecek şekilde cürüm sahibi bir kimse, cürümü sabit ise artık, bu kişi sonsuz bir geleceğe, kötü bir imza atmış değil midir? Bunun taammüdü artık sonsuza vuruyor.
Allah Azze ve Celle'yi ne kadar yaşatırsa yaşatsın, ona asla boyun eğmeyeceği kesinleşmiş ise, cürmü artık sonsuz bir hal almıştır. Ve bu yüzden Cenab-ı Hak buna ebedi bir cehennemi vaat ediyor. Buyurdu ki, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Bir kimse bir kimsenin hayatına, bir mümin, bir müminin hayatını müteammid, amden, bilerek ortadan kaldırsa, فَجَزَاءُهُ, o zaman onun cezası, cehennemu, cehennemdir, خَالِدًا fiha, sonsuz olarak onun cezası cehennemdir. Allah Azze ve Celle onun, o kişinin hayatını geri dönülmez bir şekilde, sonsuz bir biçimde ortadan kaldırması, ne karşılık sonsuz bir azabı Allah Azze ve Celle hükmetti. Taammüdümüzle, cürmümüzle ilişkili bir şeyden bahsediyoruz. Eğer ki cehennemdekiler dünyaya tekrar getirildiklerinde aynı şeyleri tekrar tekrar yapacaklar ise ve bu kesinleşiyor ise, bu tırnak içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sınavında, biz sınırlı, sorumlu bir alanda ama sonsuz ve kararlı bir sonuçla çıkıyoruz bu dünyadan. Bunu anlamamız gerek. Bunu anlamazsak şöyle duymaya devam edeceğiz. Birileri diyecek ki, ya topu topu 60 sene yaşıyoruz bu dünyada ama dinimiz bize sonsuz bir cezadan bahsediyor. Mesela en büyük kafir ne kadar cürüm işleyebilir? İşlediği cürüm 70-80-90 senelik cürüm. Hadi yakacaksa onu 70-80-90 sene yaksın. Niye ebedi yakıyor? Sanki cürümün böyle milimetrik zamansal karşılığı varmış gibi. Biz böyle bir şeyi dünyada uyguluyor muyuz? Adam adamı 10 saniyede öldürmüş olsa, hakim onun cürmüne bakar. Hakime diyemez ki, ne demek bana 30 yıl hapis cezası kestin? Ben onu 10 saniyede, bir günlük bir şeydi benim için o. Hadi bir gün beni içeri kapatın dese ne denir? Sen herhalde yani akli melekelerini kaybettin denir. Benzer bir şeyi Allah Azze ve Celle'ye karşı taammüdünü, kişinin ve cürmünü gözetmeksizin, bunun büyüklüğünü önemsemeksizin, biz Allah'a, bu adam sana şu kadar zaman cürmetmiş diye sen ona niye ebedi bir cehennem veriyorsun dersek, aynı düzeyde saçma bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Dolayısıyla esas olan cürümdür. Cürüm, kişinin bunu nedenli bilinçli yaptığı süresince kesinleşir. O yüzden ilk başta yaptıklarında kısa zamanda dönüp tevbe etmesinin önü açıktır. İslah edebilir kendisini, düzeltebilir kendisini. Zaten hepimiz böyleyiz. Ama bir kısım insanlar hiç düzeltmeksizin hep aynı yanlışı özellikle ve ısrarla tekrar ede ede öyle bir hal alıyorlar ki, Allah Azze ve Celle dedi ki, bunlar biz dünyaya geri döndürsek de aynı şeye devam edecekler. Çünkü bizim verdiğimiz ömrün tanımı şu: öğüt alacak bir adam buradan öğüt alarak çıkar. Allah onu oradan buradan illaki onun içerisindeki hayrı ortaya çıkarır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Allah onlarda bir hayır bilmeye görsün. Bildi mi kesinlikle onlara da işittirir, onları da hidayete muvaffak kılar. Ama bir kimse büsbütün hayırsız, her türlü imkanı Cenab-ı Hak Firavun'a bile Hazreti Musa'yı gönderirken, öğüt verirken yumuşak konuşmasını salık veren Cenab-ı Hak, لَعَلَّهُ يَتَدَكَّرُ, öğüt alsın diye diyor. Dolayısıyla öğüt almayan kimseler açısından öyle bir ömürden geçiriliyorlar ki, Cenab-ı Hak daha biz sana ne yapaydık? Bu ömürde her türlü açıdan öğüt alabilecek bir kimsenin alabilmesinin sağlandığı her taraftan yoklandın ve sen şunu kesinlikle ispat ettin, ortaya koydun ki, ben asla öğüt almaya yanaşmıyorum ve bunu tam bir bilinçle yapıyorum. Bilgi eksikliğiyle değil, amatörlükle de değil, farkındalıkla, bilerek ve özellikle yapıyorum. İşte hakim bunu gördü mü, bu bunu bilerek, özellikle, kasten, tasarlayarak tam bir maksatla yapmış, o zaman cürmünü sabit görür. Allah Azze ve Celle de biz akleden insanlara nasip ettiği bu muhakemenin esasını bize uyguluyor. Ve dünya hayatından saygılı olanları
öğüt almış ve iyi kimseler olarak hayatlarını sonlandırıyor. Saygısız olanları da öğüt almaya asla yanaşmayacağı belli olmuş, durumu netleşmiş kimseler olarak. Bu kimisinde 30 senede, 20 senede, kimisinde 40-50 senede. Olay preslenip daha yoğun imkanlarla yaşatılması bizim zaman boyutuyla olayın nasıl kararlarımızı zamana böyle yayarak yaşamıyoruz ki? O bizim bilincimizle, taammüdümüzle ilişkili bir şey. Kaldı ki Cenab-ı Hak bütün insanları huzurunda aldığında hepsine şunu sordu. Kem lebittum fil ardı? Yeryüzünde ne kadar yaşadınız? Bütün herkese sordu. Herkes Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ve onlara soru şu. Kâle kem lebistum fil ardı adede senin. Sizler dünyada yıl sayısı itibariyle kaç yıl yaşadınız? Herkes aynı cevabı verdi, biliyor musunuz? Eskilerin bunu anlaması zordu ama biz şimdi daha rahat anlıyoruz. Zamanın izafiyetini öğrenmişken daha rahat anlıyoruz. Herkes aynı cevabı verdi. Kâlû, hepsi dediler ki lebitnâ yevmen ev ba'da yevm. Biz bir gün ya da bir günün içerisinde bir süre kadar, yani 3 saat, 5 saat, günün yarısı, bir gün bile tam olmayabilir. Herkes aynı şeyi söyledi. Orada 70 yaşayanlar da vardı. Onların da bu cevabı aynı oldu. 30 yaşayanların da cevabı aynı oldu. Dolayısıyla hayatın yıl sayısı itibariyle zaman boyutu da izafidir. Bizim bu aradaki çeşitliliği Cenab-ı Hak bize öyle gösteriyor. Ama hepimiz öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir işlemden geçiriliyoruz. Geride öğüt alacak hiç kimse bırakmıyor. Hani eskiler derlerdi ki adam olacak çocuk belli olur. Yani küçüklüğünde belli olurmuş. İşte öğüt alacak kimse bu işlemde belli oluyor. İstisnası yok. Cenab-ı Hak diyor ki fire vermiyoruz. Öğüt almayacak olanların hepsi de hayattaki o işlemlerin tamamına rağmen öğüt almayarak çıkıyorlar. Siz onları bu işleme 10 kere değil 1000 kere tekrar soksanız hiçbir şey değişmez. Taammütleri, kas katı artık bir sabit halini almıştır. Vaktimin sonuna geldim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buracıkta böyle hani 45 dakika yapıp üstüne soru gibi muhabbetimiz oluyordu. Ben de ancak 45 dakika olmuştur diye düşünüyordum ama saat tamam olmuş. Ama yine de soru sormak isteyen olursa cevap vermeye çalışırız inşallah. Yokmuş. Peki akuluk buyurun efendim. KDV ile ilgili bir şey soracağım. Neyle ilgili? Şimdi Çin'den bir ürün getiriyoruz. Gümrüklerde bunun faturasını az gösterip ülkeye KDV olarak az bir miktar para ödüyor. Bunda herhalde bir para sıkıntısı var mı? Eğer muhasebeci de yapıyor hocam. KDV'leri eşitliyor. KDV'leri de. Şimdi hangi ülkeye giriyorsunuz bilmem ama hangi ülkeye girerseniz girin, o ülkeye girişte yani vize alarak veya vatandaş olarak aranızda bir sözleşme var, bir akit var. Yani o ülke, o ülkedeki insanların tamamını, bütün toplumu temsil eden kurallar bütünü ve siz buna sadık kalacağınızı söz vererek giriyorsunuz. İster kendi ülkeniz olsun, ister yabancı bir ülke. Dolayısıyla bir Müslümandan beklenen ahdettiği zaman, herhangi bir sözleşmeye imza koyduğu zaman, taraf olduğu zaman ona doğrulukla karşılık vermesi. Velev ki kafirlerle bile olsa. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e kafirlerle sözleşme yaptığında فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Onlar size dürüst davrandığı sürece, yani dost doğru, siz de onlara dost doğru davranın. Dolayısıyla bizim tarafımızda gadir olmaz. Yani karşı tarafa gadir etmeyiz. Anlaşmayı yere vurmayız. Aa öyle demiştik ama artık böyle yapıyoruz diye hıyanet etmeyiz. O bakımdan bunu yabancı bir ülkede bile yapamayız. Yani en düşünün hangi kafir ülkeyi düşünürseniz düşünün.
Çünkü ne kadar kafir kimselerden oluşursa oluşsun, oradaki insanlar bizim hedef kitlemiz. Onlar, ha Müslümanlar böyle davranıyor, dürüstler. Niye dürüstler? Dinlerin gereği böyleymiş. Yaradan, yani kendi dinlerinde, yabancılar da olsa onlarla dürüst muameleyi tanrıları, yani yaradan, biz Allah diyoruz, onlara emrediyormuş. Biz bu yolla, biliyorsunuz, Uzak Doğu'ya ticaret yapan İslam tacirleri, bugün Türkiye'den bile daha çok Müslüman nüfusa sahip olan Endonezyalılar, Malezyalılar böyle Müslüman oldular. Tüccarlar, İslam tüccarlarıyla işlem yaparken, otururken, kalkarken hallerine baktılar. Dediler biz de bu dinden istiyoruz. Ne kadar güzel. O yüzden Resulullah buyuruyor ki, İyyakum merkebi, aman ha, siz olun, yalandan uzak durun. Bu Allah'ın Resulü'nün altın öğütlerinden bir tanesi. İyyakum merkebi, siz olun, aman ha, yalandan uzak durun. Ya yalan ne olur vesaire derseniz, Allah'ın Resulü diyor ki öyle deme. Ve innel kezibâ yehdi ilel fucûr. Çünkü yalan fucura, azgınlığa, taşkınlığa götürür. Fucur da cehenneme götürür. Yani yalan küçük gibi gözükse de, basit gibi gözükse de bir sonraki adımı kişiyi taşkınlardan, facialerden eyler, o da cehennemlik eyler. Aman ha, siz olun sıdka, doğruluğa tutunun. Çünkü doğruluk fe innel birra yeh fe innes sıdka yehdi ilel birri. Bir, yani iyi kimse olmaya kişiyi götürür. Bir de ebrar çoğulu cennete götürür. Şimdi bu öğüdü kulağına küpe etmiş olan biz ümmetin çocukları ister hani dediğiniz gibi bir iktisadi planda olsun, ister başka bir açıdan olsun. Hangi sözleşmede taraf isek bu tarafta bulunuşumuzu sadakatle, asla hıyanete başvurmadan son ana kadar götürmek durumundayız. Buyurun efendim. Şafii mezhebinde bildiğim kadarıyla sünnet var, farz var. Hanefi mezhebinde sünnet ve farzın haricinde vacip var. Vacip nedir acaba? Peygamber biliyoruz ki sünnet Peygamber Efendimizin farzı direkt Allah-u Teala'nın emrettiği şey. Vacibin hükmü nedir acaba? Yani Hanefi yaklaşımda sorunuzu şöyle anlıyorum. Vacip denen kavram niçin var? Yani bir şey ya sünnettir ya farzdır. Genelde Şafiiler de öyle, diğerlerinde öyle. Hanefiler vacip dediğimiz, ki mana olarak gerekli demek. Bunu niye üretmişler? Bakmışlar ki bazı sünnetler çok böyle, hani Hazreti Peygamber çok önemsemiş. Yani bırakılacak gibi değil. Dolayısıyla onu bir tık yukarı çıkarmak için farz dese diyemiyor. Dolayısıyla ona vacip diye bir kelime üretmiş. Bu farz demediği için bir kusuru yok sonuçta. Farziyetine hükmetmemiş. Ama vacip gibi hani sünnetten daha güçlü bir şey oluştursun diye üretilmiş. Ama diğer diyelim mezhepler ona hala sünnet diyorlar. Ama onlar dahi bazı sünnetlerin kuvvetli olduğunun farkındalar. Adına vacip demeseler bile. İşte vitri vacip böyledir mesela. Buyurun efendim. Hocam vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi tamamen hata yapanlardan olmamak, nasihat alanlardan, öğüt alanlardan olmak için hani böyle sıfır seviyesindeki bir insana böyle bir tavsiyede bulunsanız nasıl yol izleyelim? Nasıl öğüt alanlardan bir ucu? İpucu'dan ziyade ben navigator, navigasyona işaret edeyim. Bizi yaratan Allah Azze ve Celle bize bir navigasyon vermiş. O da bizim kalbimiz. Cenab-ı Hak diyor ki kalbin ayarı sağlam. Ancak bizim zikrimizle tatmin olur. Başka şeyle onu kandıramazsınız. Dolayısıyla kişi kalbine sadakat gösterirse buna biz ihlas diyoruz. Yani içtenlik Türkçesiyle. İçinde beliren düşünceyi dışına yansıtmakta dürüst davrandığı zaman bu öğüt alma yolunda kişi hızlıca ilerletecek. O yüzden şeytan Allah'ın huzurunda ben bunların çoğunu şükreder bulamayacaksın dedi.
bizden ötürü. Ama bir grubu istisna etti. Kim onlar? İlla ve la tecidu aktarahum şakirin. Bunların çoğu şükreder olmayacak dedi. Yani bunu Adem oğlunu ve çocuklarını yarattın ama gör bak bunlar sana şükretmeyecekler. Gerek yoktu yaratmasaydın ben sana hani kullukta en iyi kul bir başka kulun yaratılmasını kıskanmış gibidir. Yani Allah'a bir tek Allah'ı sahiplenmiş başka kimseyi istemiyor yanında gibidir. İrade sahibi Cenab-ı Hakk'a kulluk gösteren bir varlık. Cenab-ı Hak bir başka irade sahibi varlık yaratınca bu da nereden çıktı diye. Hele hele ona daha bir önem verince dedi ki اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ Bana da üstün tuttuğun şuna bak. Bunun zürriyetini öyle bir yoldan çıkaracağım ki çoklarını şükreder bulamayacaksın. Bu iblisin zannı. Cenab-ı Hak dedi ki iblis orada şunu da söylüyor. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَص۪ينَ Bunların içerisinde ihlas sahibi olanlar hariç. Dolayısıyla iblisin sözünden alırsak sizin tabirinizle tüyoyu, o zaman kişi ihlastan kopmazsa, yani kalbinde beliren sonuca sadakat gösterirse, o zaman Allah Azze ve Celle onu muvaffak kılar, öğüt alan kimselerden kılar. Çünkü eğer bizim bir temyizimiz olmasa, hani ayırt ediciliğimiz olmasa, o zaman hayatta bir oraya bu oraya vuran serseri kurşunlar gibi oluruz. İyilerle kötülerin arasındaki fark, yani böyle kurşunlar sağa sola vuruyor veya yuvarlak plastik veya şey toplar, demir toplar, bilyeler. Bazen biri deliğe denk geliyor, çıkabiliyor oradan değil mi? Denk gelmeyen hala vuruyor. Bunlar böyle bir şey düşünün. Yani böyle bir yuvarlak tepsi üzerinde bir dünya demir bilye var. Şöyle sarsıtıyorsunuz. Buna borsa modeli diyorlar. Bazı yerlerde boşluklar var. Denk gelen, denk geldiği zaman çıkıyor. Onu başarılı sayın mesela. Şimdi o çıkanlar neye göre başarılı? Rastgele yani. Bir şey yok ki. O bilyelerin bir iradeleri yok. Bir de temizleri yok. Gittiği yolu seçmiyor zaten. O zaman bizde hem irade var hem de temyiz var. Yani ister böyle yapabiliyor yapıyoruz ama böyle yaptığımız zaman bunun temiz, iyi yol bu veyahut kötü yol diyebiliyoruz. Onu neyle yapıyoruz? İyisini kötüsünden ayırt etmeyi. Allah'ın bize verdiği fıtratımızla yapıyoruz ki o fıtratımızda kalbimiz çok önemli bir organ. Aklediyor. O yüzden Cenab-ı Hak cehennemlikleri anlatırken bunların da kalpleri vardı diyor ama akletmediler, kullanmadılar. Yoksa temizleri yoktu o yüzden cehenneme mecbur kaldılar. Sakın ha sanmayın. Lahum kulubun. Kalpleri var ama la yefkahun. Fıkh etmediler. O zaman şuna buna değil. Falancanın peşine sıkı tutun. Ötekinin arkasına aman ayrılma değil. Kalbine sımsıkıya vefalı bulun. Allah Azze ve Celle seni zayi etmeyecektir diye hem kendime hem de bütün peygamberler insanlara böyle söylediler. Hiçbir peygamber gelin benim peşime takılın hiçbir şeyi sorgulamadan, anlamadan, dinlemeden ben ne dersen yapın diye bir çağrıda bulunmadılar. Nasıl çağrıda bulundular? هَذِهِ سَب۪يلِ Bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırıyorum. Ama nasıl? عَلَى بَصِيرَةٍ Basiret üzere. Dinleyeceksin, anlayacaksın. Kalbin mutmain olacak. Sen de görüp, sen de tanık olup, sen de katılacaksın. O yüzden tanık olarak katıldık. Tanık olmanın ifadesi neydi? Eşhedü. Ben de tanığım demek. Peki, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.